Biz bu programa daha önce başlamıştık. Grup grup, meslek meslek böyle bir araya gelme açısından sabah kahvaltıları, yemekler düzenlemiştik ama pandemiden dolayı ara vermiştik. Pandemi yasaklarının kalkmasından dolayı tekrar gruplardan bir araya gelmek adına böyle bir araya geldik. Bugün ikinci grupta işte ahşap, mobilya, orman ürünleri olan grupları bir araya getirip böyle bir hasbihal edip WhatsApp sorunlarını dinlemek, onlara yardımcı olmak açısından buraya geldik. Gelen arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle Akkuş bölgesinden, uzaklardan gelenler de var. Bizi kırmadılar, gelmediler. Hepsini saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu programımıza devam edeceğiz. Herkesin katılımını istiyorum. Çünkü burada değişik bir sinerji ortaya çıkacaktır. Değişik fikir alışverişi olacaktır. Kesinlikle katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buradan da bütün üyelerimize seslenmek istiyorum. Bütün organizasyonlar lütfen katılsınlar. Bizle beraber olsunlar. Biz de onlarla olalım. Dertlerimizi, dermanlarımızı paylaşalım diye istiyorum. Tamamen şey olmuyor, dayanağı olmayan, altı boş iddialar. Yani bizim orada baca dediğimiz, aslında dumanını gördüğünüz baca, kurutma bacasıdır. Kurutma bacası da şu, biz sonuçta yonga leva üretiyoruz. Almış olduğumuz odunu parçalayıp yonga haline dönüştürüyoruz, talaş haline dönüştürüyoruz ve bunun içindeki suyu kurutma ünitelerinden geçirerek uzaklaştırıyoruz. Bacadan dışarıya attığımız duman dediğimiz şey de aslında su buhar. Dolayısıyla su buhar hem çevreye de zararlı değil. %98'i su buharı. Dolayısıyla bu görmüş olduğunuz su buharı oradaki tesisin çalışma periyoduyla alakalı. Yani 24 saat çalışıyor kurutucu. Bazen temizlik için duruşlar oluyor. Yani gece gündüz değişmesi diye bir şey olamaz. Bizim orada hani yakıtımız da aynı, değişen bir yakıtımız yok. Fuyla yakmıyoruz, mazot yakmıyoruz. Sadece odun kabukları yakıyoruz bir miktar. Dolayısıyla yakıtımız da temiz. Bütün bacalarımızdaki şeyimiz, emisyon değerlerimiz Çevre Bakanlığı tarafından izleniyor, denetleniyor. Lisanslarımız, emisyon izinlerimiz hepsi var. Dolayısıyla böyle bir şeyin olma şansı yok yani. Hani gece gündüz farklı bir uygulama yapma durumumuz yok. Artı yani öyle bir durum olduğunda yani emisyon değerlerinin, limit değerlerinin, yasal değerlerinin dışında bir üretim gerçekleştirdiğimizde zaten lisansın çevre iznimiz iptal ediliyor. Yani online izlenen bir sistem var öyle kısacası. Yani altı boş bir şey yani.